Demek ki böyle savaş, mücadele durumlarında basının önemi çok büyük. Çünkü karşımda İstanbul medyası var. Ankara'dan Anadolu Ajansı, hakimiyeti milliye bunlarla savaşıyor. Şimdi senin karşında ne dedik? 2 sene önce Voice of America, BBC, France 24 ve 4 taneydi bunlar işte. Bir tane daha NATO ülkesinin devlet yayın organı birleştiler. Türkiye'de bir YouTube televizyon kanalı kurdular. Daha neler? Şimdi sen onlarla savaşacakken senin milli bir basının olması lazım. Ama Cumhurbaşkanı ne diyor? Bizim medyamız bizim sesimizi, nefesimizi veremiyor diyor. Veren var ama onun da sesi kesilecek. Niye? Kağıt yok. Kağıt olmayınca duvara mı yazar? Gerçi bu aydınlıkçılar duvara da yazar. O ayrı mesele de. Şimdi sen bir mücadele istiyorsan, bir kurtuluş savaşı vereceğim diyorsan senin yayın organın olmak zorunda. Yayın organın yoksa hiçbir şey yapamazsın. Hatırlayın Fransızlar uçaklarla Antalya civarında bildiriler atmışlardı. Senin kitabın olacak. Bak kitap bastın, daha iyi bir dünya mümkün diye bütün dünya liderlerine veriyorsun bir tane. Senin gazeten olmazsa, kitabın olmazsa, el ilanın olmazsa, bilmem neyin olmazsa nasıl savaşacaksın? Askere diyorsun ki savaş, mermim yok diyor, nasıl savaşayım? Şimdi bu dün Erbil anlattı ya, Osman Erbil, aydınlık nasıl etkileniyor? Kitap dünyası da etkileniyor. Şimdi ben mesela Celal Demirel'e, aydınlık, özür dilerim, kaynak, genel müdür yardımcısı kaynak yayınlarının. Şimdi sorsam, ya Celal, benim Türkiye'de şeriat kitabını 4 sene önce bastınız. Kardeşim sağda solda yok, istiyorlar, niye basmıyorsunuz desem ne diyecek? Kağıt yok. Buyur. Buyur. Demek ki yayın evini etkilediği gibi yazarı da etkiliyor. Ben hayatımı kitap yazarak kazanan bir adamım diyelim. Öyleyim de 22 tane kitap yayınlamışım. Kitaptan para gelecek ki ayakta duracağım değil mi? Adama diyorum ya benim kitap isteniyor, niye basmıyorsun? Kağıt yoktu. Bir şey daha sorabilir miyim? Soramam. Kaç tane kitap bekliyor basılmak için? Şu anda 30'a yakın baskı bekleyen kitabımız var. Fiyatlandırmada zorluk çekiyoruz. Yani nasıl bir fiyat politikası izleyeceğimizi bilemiyoruz. Tam bir çırçına ve kargaşa, kaos hakim. Dolayısıyla şu anda bekliyoruz. Matlada tamam, bekliyoruz. Şimdi bana döviz kurundaki yükseliş, artık buna ekonomik saldırımı deriz, ne dersek diyelim. O pencereden baktığımızda kitap dünyasının, yayın dünyasının halini, ahvalini bir anlat. Arkadaşlarımız da öğrensinler. Sevgili Nebiller, şöyle bir şeyle başlayayım, sözle başlayayım ben. Özellikle bu sene, yani 2021'in ikinci çeyreğinde, hani ilk 6 aydan sonra bir kaos hareketi başladı kağıt sektöründe. Bu tabii sadece kağıt sektörüne değil, aynı zamanda biliyorsunuz kitabın bir de matbaa ayağı var. Matbaa ve mücehit ayağı var. İkinci çeyrekten sonra siyasette de bir kaos başladı. Yani işte eş değer. Hepsi aynı. Evet, aynısı bu kullarda devam ediyor. Bir kargaşa, bir kaos, bir fiyatta bir oynamalar falan başladı. Örneğin bir basit bir şey söyleyeyim. İç kağıt, işte içini şu iç kağıt dediğimiz kitabın iç kağıdı 680 Euro'dan satılıyordu. Yavaş yavaş 700-720 Euro'ya falan çıkmaya başladı. Bir ay sonra 750 Euro, şimdi 800 Euro'dan satılıyor. Yani 800 euro, 800 bin lira. Gibi, evet. Kurdaki, hatta daha da fazla. Kurdaki yükselişi de hesaba katarsanız %150'ye yakın bir artış söz konusu. Bir, ikincisi, bundan daha vahimi var. Kapak kağıdı dediğimiz şu, işte biz kuşa kağıt kullanıyoruz. 350 gram kuşa kağıt, şu kağıt. Bu kağıt önce 800 euro'dan satılıyordu. Arkasından 900 euro oldu, 1100 euro oldu. Şu anda 1450 euro, 1600 euro'ya tırmandı ama kağıt yok. Fiyatından vazgeçtin. Kağıt yok. Alacak kağıt yok. Bir dakika, fiyatından nasıl vazgeçiyorsun? Şimdi yani, o elinde tuttuğun kitabın fiyatı ne kadar? Onu da söyleyeyim size. Bakın. Yok yok, sadece fiyatı. 15 lira şu an. 15 lira. Kaç paraydı o kitabı bastığınızda kağıt? 8 lira. Bakın bir önceki baskı 8 lira. Şimdi yeni baskı yaparsanız 35 liraya, 40 liraya. 20-25 lira arasında. Daha olacak. Da fazla çıkması evet. Lazım. Arada 1,5 yıl var. Beni de ilgilendiriyor. Ben o kitabı alamayacağım. O kadar pahalı olduğu ben için. Ben de zaten etiketledim. Bakın şöyle etiketledim. Şu iki kitap. Aynı kitap bunlar. 2020'de bastığımız kitap 8 lira. 2021'de bastık. Bir ay önce bastık.
15 lira. Şu anda tekrar bu kitabı, yine bitti bu baskısı şimdi, tekrar baskıya aldığımızda 20-25 lira bandına oturacaktır. Bu kadar hızlı bir yükseliş var. Yükselişin... Kaç sayfa o kitap? 88 sayfa. 100 sayfa bile değil. Bak, kitap mutlaka içindeki bilgiyle değerlendirilir ama bir de şöyle de değerlendirilir. 100 sayfa kitap olsa sayfası 2,5 liraya falan geliyor. O kadar, evet. 2,5 liraya o civar oturuyor. Böyle bir şey olur mu? Bir şey daha var tabii. O daha vahimi. Dediğim gibi, yani kitabı hadi diyelim katlandınız fiyata, iç kağıdını aldınız, baskıya girdiniz, kapak kağıdı yok ortada. Kuşa kağıdı Ocak'tan önce Türkiye'ye gelmeyecekmiş. Nedenleri var. Kuşa kağıdı, biz kapakta kuşa kağıdı kullanıyoruz. 350 gram kuşa kağıdı kullanıyoruz. Kapak kağıdının olmadığı zaman içini basmanın faydası var mı? Yok. Hiçbir şey yapamıyorsunuz. Kilitlenip kalıyorsunuz. Öyle böyle tabii. Bir açmazın içerisinde. Ama sizin kuşa kağıdı bir sürü hamburgerci bilmem neci, hani bu şeyle kuryeyle istiyorsunuz ya. Evet. Onlar ambalaj kağıdı olarak kullanıyor. Ama işte ambalaj sektörü daha gelişmiş durumdadır. Bunun nedenleri de şundan, şöyle nedenler de var. Şimdi Avrupa'dan alıyoruz bu kağıdı biz. Kuşa kağıt Avrupa'dan geliyor Türkiye'ye. Avrupa'daki tedarikçiler de, yani fabrikalar da kısıtlama ettiler. Çeşitli nedenlerden dolayı kısıtlama ettiler ve dünyaya kağıt vermemeye başladılar. Peki bununla bu kadar bizi gelinen tarafı ne? Sizin ürettiğiniz bir kağıdınız yoksa mahkumsunuz oraya. İşte şimdi aslında 1980'de dayatılan program, Turgut Özal'a dayatılan program, özelleştirme programının acılarını şimdi çekmeye başladık. Bugünü tam da o gün için yaşıyoruz. Ne yaptılar o dönem? SEKA zarar ediyorsa özelleştirelim. Aksu zarar ediyor, özelleştirelim dediler. İşte arazilerini sattılar, makinalarını sattılar, hiç yere sattılar. Ve bugünlere geldik. Ne kağıt üretiyorduk o zaman? Türkiye'nin önemli ölçüde ihtiyacını SEKA kağıt fabrikası ve Aksu kağıt fabrikası karşılığında hem gazete kağıdını hem kitap kağıdını. Bu özelleştirme sonucunda bunlar kapatıldıktan sonra Türkiye tamamen dışarıya bağımlı hale geldi. Uzak Doğu ve Avrupa'dan gelen kağıda kendimizi endeksledik. 1980 programının bir sonucuydu bu. Peki 40 yıl geçti aradan, 40 yıl sonra kağıtsızız. Bizi getirdikleri nokta bu işte. Onun için diyoruz ki, kendi fabrikanı kurmak zorundasınız. Sayın Cumhurbaşkanı diyor ki, ekonomik savaş içerisindeyiz diyor. Ekonomik savaş neyle verilir? Siper kazarak savaş verilir değil mi? Mevziye orada giriyorsunuz. Kağıtta da, daha doğrusu ekonomide de fabrikayla siper kazabilirsiniz. Eğer siz fabrikayı kurup sipere girmezseniz, ekonomik zaferi, ekonomik savaşı başarıya götürme şansınız... Sipere girmeyen askeri vururlar. Aynen öyle. Bir şey daha var. Atatürk'ün bir sözünü de ben hatırlatayım. Her fabrika Türkiye için bir kaledir demişti. Türkiye'yi savunmada bir kaledir. Şimdi ondan hareketle demek ki bizim tekrar SEKA'larımızı, AKSU'larımızı harekete geçirmemiz gerekiyor, kurmamız gerekiyor. Bir süre önce basında çıkmıştı biliyorsunuz SEKA'da çalışan işçilerimizin hazır olduklarını, aydınlıkta da çıkmıştı bu. Hazır olduğunu, üretime hazır olduklarını, yeter ki fabrikaları kursunlar, biz çalışmaya hazırız demişlerdi. Çünkü Türkiye'nin büyük bir birikimi var orada. Kendi kağıdını ürettiği için bu birikimden faydalanmamız gerekiyor ve tekrar üretime dönmemiz gerekiyor. Sayın Ebiler, bu yetmiyor tabii. Sadece kağıdı çözün. Ama kağıtla bitmiyor ki bu iş. Bir de bu işin matbaa kısmı var. Boya tamamen dolara endeksi. Kalıp dediğimiz o levhalar var. Hani kitabınızı bastığımız levhalar var ya. O levhalar %300 civarında bir zam aldı. Yani işte 10 lirayken 30 lira 40 lira oldu. Evet. Onlara kalıp çekip baskıya girmesi için. Ya ama bunlar basit şeyler ya. İşte mesele tabii ki bunu yerel üretime çevirmektir. Yani siz tamamen dışa bağımlı hale gelirseniz fiyatta istediği fiyatı size dayatabiliyorsa hiçbir şey yapamazsınız. Almaya mecbursunuz. Neden? Çünkü üretmiyorsunuz. Tedarik etmek zorundasınız. Aynı şekilde boya da aynı şekilde. Yerli boyayı teşvik etmezseniz, yerli üretim boyayı teşvik etmezseniz dışa bağımlı hale gelirsiniz. Bir de tabii kullandığınız enerjinin daha uygun olması gerekiyor. Şimdi matbaanın 3 tane ayağı var işte. Boya, kalıp ve enerji kullandığı elektrik. Bunlar da, bu da yetmiyor. Matbaaya da geçiyorum. Bir de mücellit safhası var. Şimdi mücelletin büyük şeyi emektir aslında. Emekle yapılıyor fakat bir tek maddesi çok önemli. Mücellit kullandı, ciltleme değil ciltleme, mi? Evet. Kullandığı tutkal. Şuraya sürdüğü tutkal. Bu tutkal olmazsa olmaz. Tutkal 8 örneği 8 lirayken 4 kat artarak 32 liraya kadar çıktı. Ve tabii şöyle de bir tarafı var.
Bütün bu üretim safhaları eskiden vadeliydi. İşte alırdınız 3 ay, 4 ay vadeyle alabiliyordunuz ve biliyorsunuz maliye kitabın üretimi de öyle. 3-4 ay alır, piyasaya verirsiniz. 5-6 ay sonra size dönüş olur. Tabii canım. Ama şimdi öyle değil. Parayı yatırıyorsunuz, ürün ondan sonra geliyor. Aa, o ama zaman ben de telif ücretini peşini isteyeyim. Size de fırsat olmuş. Bu çok önemli bir şeydir. Yani şeyi yayıncıya en çok kıskacı alan şeylerden bir tanesi de bu. İşte dediğimiz şu kağıtların hepsi nakit olarak ödemek zorundasınız. Param varsa... Baba halinde belli adamlar vardır bu kağıt işlerini yapan. O zaman öyleydi. Değil mi? Evet. Şimdi? Şimdi biraz durum farklılaştı ama. Yok artık onlar. O baba adamlar yok artık. Çünkü onlar SECA'dan alıyorlar. Aynen öyle. SECA'dan malı getirirlerdi. Şimdi bunu artık büyük ihracatçılar, tabii, ithalatçılar tabii. yapabiliyorlar. Tamam, ithalata dahil olduğu için de kurulan... Hatta bazı şöyle şeyler gelişti. Matbaacılar sitesinde kağıtçıların bir kısmı kepenkler indirdiler. Satış yapamaz hale getirdiler. Neden? Çünkü kurun yükseleceğini bildikleri için bugün satarsam zarar ederim, yarın satmam gerekiyor deyip kepenk indirdiler. İşte bunlar Türkiye'de görülen şeyler değil. İlginç şey, ilginç gelişmelerdir. Tam da dediğim gibi özelleştirmenin bizi getirdiği nokta bu işte. Kepenklerin indiği, satışların durduğu bir nokta. Onun için kıymetini iyi bilmek lazım. SECA'larımızı ve AKSU'larımızı tekrar kurmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Ormanlarımızda yakmamamız gerekiyor. Evet, evet. Ormanları yakanlar da PKK. Ormanlarınızı korumanız gerekiyor. Tabii PKK. Ormanlarınızı korumanız gerekiyor. Ormanı nasıl aldırıyor? Kağıdı nasıl aldırıyor? Doğru. Değil ekonominle mi? Böyle oynuyor zaten. Başka türlü de olmuyor. Ondan sonra da Meral Hanım diyor ki dış mihrak falan yok. Olmaz olur mu? Yokmuş. Ha doğru. O daha iyi biliyor. Bir şey daha söyleyeyim. Affedersin lafınıza sığınarak. Şimdi biliyorsun Türkiye'de büyük büyük plazalar yapılıyor. Büyük büyük iş yerleri falan açılıyor. Kocaman bir inşaat sektörü almış yürüyor. Ya şimdi inşaata yatıracağınız parayı neden fabrikaya yatırmıyorsunuz? İş kurup inşaat yapıyorsunuz. Ne? O insanları oraya dolduruyorsunuz. Sosyal yaşam mı diyorlar oraya? Sosyal yaşam alanı diyorlar. Muhtemelen diyorlar. Ya sosyal yaşam bir bina içerisinde mi hapsediliyorsunuz? Fabrika değil mi? Üreten yer değil midir? Neden fabrika kurmayıp da koca koca plazalar yapıyorsunuz? Hadi fabrika bilmem ne ama sosyal yaşam biraz da çarşıdır, pazardır. Pazardır. Ama bunu yani sen neresi? Kasaba girersin, iki çift laf edersin, berberde takılırsın biraz. Manava gidersin, iki üzüm çöplenirsin falan. O arada sosyalleşme budur. Sosyal yaşam alanı budur. Bizim fabrika anlayışımız da farklı. Biliyorsunuz Mustafa Kemal Atatürk fabrikaları kurarken onun tüm sosyal ihtiyaçlarını da gideriyordu. Canım fabrika yapıyordu, tiyatrosunu yapıyordu, tiyatrosunu yapıyordu, hatta kütüphanesini bile yaptırıyordu. Böyle bir bakış açısı vardı. Nereye geldik şimdi, oradan nereye kadar geldiğimizi görüyoruz. Kitleri yok pahasına özelleştirirseniz, kitleri kapatırsanız, işte varacağınız yer burasıdır. Tamam, şimdi bu kağıt sıkıntısı nedeniyle kitap basamıyorsunuz. Maalesef. Ondan sonra biz Türk kültürünü yayacağız, değil mi? Evet. Neyle yayacağız? Nasıl yayacağız? Bir de şu var. Bakıyorum şeyler sizin dışınızda birçok büyük yayın evi bir şekilde medya gruplarıyla bağlantılı ve onların da ortakları büyük ölçüde yabancılar. Doğrudur. Yazar alıyor eline kitabı, gidiyor onlara. Efendim diyor kitap yazdım. Editörü alıyor okuyor. Ya ama Celal Bey şimdi burada da böyle yazmışsınız ama olmaz diyor. Ki. Ama şimdi burayı değiştirirseniz diyor. Çünkü o da ortağından korkuyor. Evet. Yabancı evet. Kızacak. Evet. Yazar da alıyor, değiştiriyor, tekrar veriyor. Maalesef öyle. Tabii de şöyle bakmak lazım. Yani Türk kültürünü yaymaktan bir ülkenin vazgeçilmez unsurlarından bir tanesi hangisidir? Kültürel özelliğidir değil mi? Kültür bizi bir arada tutan. Arkadaşlar o Osman Erbil'in iç sayfadaki söyleşisini verir misiniz? Orada bununla ilgili bir şey göstereceğim. Bak. Diyor ki Mustafa Kemal Atatürk'ün ilk yerli gazete kağıdını gördüğünde Fali Rıfkı Atay ve Mehmet Ali Kağıtçı'ya bu medeniyet hamurudur. Evet, medeniyet hamurudur. Dediğini aktarıyor. Bu medeniyet hamurudur. Bir memleket kağıdını kendi yapmadığı zaman ulusal kültürünü yabancı lütfuna bağlar. Kapitülasyonların en tehlikelisi de budur. Ötekilerden önce bütün dikkat ve ilginizi kağıt sanayinde toplayın. Tam da bunu demek istiyorum işte. İşte o yüzden ben bunu gündeme getirdim. Şimdi sizi yönetmek isteyen ya da sizin yönetiminizi bozmak isteyen emperyal kuvvetler ne yaparlar? Oynayacakları üç tane ana şey vardır. Diliniz, kültürünüz ve tarihinizdir. Kültürün burada kıymeti çok büyüktür. Siz kitap basamazsanız, gazete basamazsanız, topluma bunu yayamazsanız, kendi kültürünüzü yayamazsanız ne olur? Başkasının kucağına düşersiniz. Tıpkı Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği gibi.
Sen şeyi biliyorsun, ben bir ara 8 sene radyoculuk yaptım. Bilmez miyim? Radyo Zevk de dinliyorduk. Şimdi radyoya reklam istiyoruz. Evet. Reklam ajansına gidiyor reklamcı arkadaş. Diyorlar ki ama siz etnik müzik yapıyorsunuz. Etnik müzik falan yapmıyoruz ya, Türk halk müziği çalıyoruz. Türkü radyosu. Etnik oluyor işte. Ha o etnikmiş. E ne yapacağız? Efendim bütün dünya müziklerini çalacaksınız. Hangilerini çalacakmışız? Michael Jackson çalacakmışız. Amerikan müziği, İngiliz müziği çalmazsan sana reklam vermiyorlardı. Evet. Halbuki bizim derdimiz neydi? Türk halk müziğini bütün Türkiye'de yaymak. Evet. Evet. Çünkü Türk halk müziği neler anlatıyor? Bak, Shakespeare olsan hikaye. Türkü şöyle diyor. Sen yağmur ol, ben bulut. Maçka'da buluşalım. Hadi gel bu şiirselliği yakala bakayım. Türk halk müziği ne diyor? Seher vakti burada kimler ağlamış? Çimenler üstünde gözyaşları var. Çiğ damlasını anlatıyor adam. Evet. Hayır diyor, sen bunları anlatmayacaksın. Ne yapacaksın? Benim Amerikan müziğimi kendi radyonunda çalacaksın. Doğru. Sinemada yok kardeşim diyor. Ben Amerikan filmi oynatacağım. Çünkü sinema salonlarında ele geçiriyor. Yani kağıt, kitap, kültür bunlar tamamen planlı programlı saldırılar. Kesinlikle doğrudur. Peki nasıl direneceksiniz? Hadi çözüm. Buyurun yani, bakalım. Tabii bunun tek çözümü var. Başka bir çözümü bizce yoktur. Acilen Türkiye yönetenleri Türkiye'de tekrar SEKA'ları ve AKSU'ları kurmaları gerekiyor. Başka hiçbir çözüm yok. Kendi kağıdını kendin üreteceksin. Eskiden hatırlarsın yerli mallar haftası vardı. Sayın Eviler bilirsiniz. Hepimiz yaşadık o dönemleri. Niye yerli mallar haftası düzenleniyordu o zamanlar? Yerli mallar özendiriliyordu. Daha kötüsünü söyleyeyim. Niye bir takım komedyenler kalkıp da yerli malı haftalarıyla o kadar dalga geçtiler? O başka bir kültür. O başkasını i̇şte çürütmek için. Tabii ki. Şimdi, yerli üretimin. Ha ama hepimiz güldük. Cem Yılmaz'a bak ya neler söylüyor. Bunlar maalesef, yaptılar. Maalesef öyle. Hepsini kullandılar. Şimdi hepsini peki, kullandılar. Gene geldiğimiz nokta aynıdır. O yerli mallar haftasının tekrar geri gelmesi gerekiyor. Gene özendirmemiz gerekiyor. Simör banklarımızı, eti banklarımızı. Tekrar SEKA'larımızı, AKSU'larımızı kurmamız gerekiyor. Bir, çok önemli bir şeydir. Buradan başlamamız gerekiyor. Bütün işçilerimiz heyecanla bekliyor, emin olun. Büyük bir heyecan duyuyorlar tekrar yerli bir üretim yapmak için. Kurun fabrikayı, hemen işletirler. Hiç büyük bir birikimimiz var, büyük bir tecrübemiz var. Mutlaka şey yapmamız gerekiyor. Baskı maliyetlerini düşürecek yerli boyayı teşvik etmemiz gerekiyor. Ve çinko dediğimiz kalıp sanayini geliştirme, işte alüminyum şeyleri kendimizi üretmemiz gerekiyor. Ve bunu doların doğalara bağımlılıktan kurtarmamız gerekiyor. Mutlaka yapmak gerekiyor. Başka türlü aşağı çekmenin hiçbir şansı yok. Daha ucuz enerji kullanmamız gerekiyor matbaa sektöründe. Bunun bir çaresini bulmamız gerekiyor. Kağıtı KDV'den arındırmak mümkündür. Bu da bir tedbirlerden bir tanesidir. Yapılması mümkündür. Ama gelinen noktada en son yapılacak en doğru şey, en temel şey topyekun bir üretim devrimi. Başka bir çaresi yok. Üretmezsen, kendin üretmezsen başkasına mahkum kalırsın ve o da seni istediği gibi kullanır. Hem dolarla oynar hem de der ki işte enerji zam geldi, zam yapıyorum. Hiçbir şey söyleme şansın da yok. Siz bu malı tedarik etmek zorundasınız, getirtmek zorundasınız, kitabı basmak zorundasın. Tabii yerli malı, yerli üretimi teşvik etmenin başka bir ayağı daha var. İstihdam yaratıyorsunuz. İnsanınıza ekmek getiriyorsunuz. Tabii. O insan akşam evine ekmek götürecektir. Oysa dışarıdan gelenin hiçbir faydası yok sana. Otomatik olarak. Ya şimdi Matbaacılar Sitesi'nin durumunu bilmiyorum ama işte bizim dönemimizde Cağaloğlu'nda yayın evleri vardı. Tabii. Abi düzeltmenler gider, dizgiciler gider, hamallar sırtlarında evet, kitap evet. taşırlar bilmem. Bir hareket orada yürüyemezdin tabii. O şeyde. Fabrika da öyle Ali Bey. Fabrika da o kadar insanı çalışıyor. SEKA'larda, Sellüloz Türkiye'nin en büyük sendikalarından bir tanesi hatırlar mısınız? Yürüdüğü tabii. zaman arkasından hayranla bakardınız. Peki bugün günü geldiğimiz durum nedir? Kağıt dışarıdan geliyor. İşte tedarikçiler sana veriyor. Geliyor bu deposunu sana veriyor. Bir şeye daha dikkatini çekerek noktayı bu noktayı stokçulara da meydan vermemek lazım. Maalesef stokçular da var. Kağıdı stoklayıp bekleyenler var. Zam gelecek. Neden var? Efendim? Neden var? Daha fazla kar etmek istiyor. Peki nasıl var? Şöyle yapıyor. Denetim olmadığı için. Denetim o tabii. Neden denetim mekanizması? Yani 40 yıldır birileri bu neoliberaller devleti küçültmekten bahsediyor. Devlet nedir? Bürokrasidir. Evet. Kim denetleyecekti onları? Devlet denetleyecek. Devlet denetleyecek tabii ki. Devleti küçültelim. Al küçülttük.
İşte bu da 80 politikalarını işte kurdu. İşte onu söylüyorum. Tabii oradan gene bu ya yaşadığım... bu toptan bir iş. Yani evet. Ne kağıtçı evet. bu işten evet. tek başına kurtulabilir, çıkamaz, ne yayın evi evet. tek başına kurtulabilir, ne gazete tek başına kurtulabilir, evet. ne biz tek başımıza kurtulabiliriz. Topyekun. Topyekun. Herkes bir şey yaparsa bu işin içinden çıkarız. Ha işte üretim devrimi tamam. Temel olan sanki şu. Nasıl siyasi askeri alanda Atlantik'ten kopuyorsan, asıl üretimin ve uygarlığın olduğu Asya'ya yerleşiyorsan, bunu ekonomi alanında, hukuk alanında, sağlık alanında, eğitim evet. alanında, kültür alanında, bütün alanlarda kopacaksın Atlantik'ten. Kafa Atlantik'te kaldı mı, hadi ekonomiyi kurtardın, kurtaramazsın. Hadi işte Doğu Akdeniz'i kurtardım dedin, ekonomiden batırıyor. Tamam. Hadi bilmem nereden, şuradan. Yani kavganın haklı olanı erkek dişi bilmiyor. Bütün halk birlik olmazsa kavga haklı olmuyor. Maalesef. Derdi ya Nazım Hikmet. Evet. Onun gibi bir şey. Evet. Peki toparlayalım, bitiriyoruz. Sonuçta buraya, bu noktaya geldik. Benim yine sonuçta söyleyeceğim şey aynı şeydir. Bu işten sıyrılmanın tek yönü vardır. Onu da üretmektir. Yerli üretimi teşvik etmemiz gerekiyor. Ve topyekun bu işin altına elimizi koymamız gerekiyor. Hem devlet hem millet olarak. Evet. Ama küçük üreticiyi koruyarak. Vatandaşı koruyarak. Evet, çünkü onlar üretimin tabii. askerleri. Çünkü onlar daha yani o büyük kazanan, Ulusal Kanal'da izlemiştim. Sayın Doğu Perinçek de aynı şeyi ifade etmişti. Bu sene büyük karlar elde eden bankalar varmış. İşte o karlardan buralara bir kısmını feda etmeleri gerekiyor. Bir kısmını vermeleri gerekiyor. Eğer zorlukları beraber bölüşeceksek oradan başlamak gerekiyor. Vermeyecekse alırsın. Varlık vergisi devlet diye alır. Bir şey var. Devlet alır. Varlık devlet vergisi alır. Diye tabii. bir şey var. Evet. O yüzden varlık vergisinin bu kadar kötülüğü olur. Tabii diziler onun için çekiliyor. Tabii diziler Amerikan kanalları yani onun için. Yani kafa olarak Atlantik'ten kopacaksınız. Kafa olarak doğru, kapitalizmden, doğru. emperyalizmden kopacaksınız. Yoksa üstünüze kulüp dizileriyle gelirler, bilmem neleriyle gelirler. Hatta onunla başlarlar. Öyle hatta gelirler, sonra devamını başlarlar. Getirirler. Yani mesele bu. Evet. Ama bir de şunu bilin arkadaşlar. Biz 5000 yıldır buralardayız. Bakın Beşiktaş'ta bir kazı yapılıyor, metro kazısı. 4000 yıllık kurganlar çıkıyor, Türk mezarları. Demek ki Atatürk haklıymış. Biz 5000 yıldır buradayız. Ha, üstümüze Haçlı orduları gelmiş, bilmem neler gelmiş, şunlar bunlar gelmiş, hepsini halletmişiz. Şimdi böyle geliyorlar, bunu da hallederiz. Yani biz tecrübeliyiz de artık. Kesinlikle. Onları. O yüzden hiç canınızı sıkmayın. Yandık, bittik, öldük. Bu lafları sadece Diyarbakır türküsünde dinleyin. Vardır ya, öldüm, bittim, eri, o sevdadandır. Bir millet ölmez, yanmaz, bitmez. Ha zorluklar vardır, aşılır. Bu millet onun da yolunu bulur. Hiç kafayı bozmayın. Benim kitabı görürsünüz. 2 ay sonra, 3 ay sonra bunlar basacaktır tekrar. Çünkü kaçın kurrası Celal Demirel. Hayatı geçmiş bu yayıncılık dünyasında. Bu zorlukları aşacağız hayatın her alanında. Yani yanisi şu. Her günkü işte laf canım biz kazanacağız diyeceğim ya. Lafı oraya getireceğim. Biz kazanacağız, merak etmeyin. Biz kazanıncaya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Atatürk'le ittifak yapın. Halkçılıkla, devrimcilikle, kamuculukla ittifak yapın. Ey Merkel diyeceğim şimdi, nereden çıktı bu ama? Ölenlerin hesabını sorar, kumpasın hesabını sorar. Üstüne üstüne gider, bıktırana kadar gider, sonuç alana kadar gider. Gazetelerimiz var, çayımız var Allah'a şükür, defter kalemimiz var. Patlıcana bak şimdi, patlıcan, terbiyesiz patlıcan. 23.95 artılır mı? Topraklarda Mustafa Kemaller yenilmez, bunu birileri öğrenecek.